İslam'da adaletin yeri ve değeri. Bu başlık altında teorik açıklamalar değil, bağlayıcı kaynaktan ayetlerden ve hadislerden örnekler vereceğim. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Sizden olan ulul emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve peygambere götürün. Bu elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Ey iman edenler, Kendinize veya ana babanıza ve akrabanıza karşı da olsa adaletten asla ayrılmayan, Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Nisa 4 58 59 135 Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu, takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz, Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Maide 5-8 Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. İşte düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti. Enam 6 152. Hadisler. Kesinlikle Allah'ın senin üzerinde hakkı vardır. Kendinin, nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını ver. Allah'tan kork da çocuklarına adil davran. Gayrimüslim vatandaşlara zımmilere zulmeden, onları küçümseyen ve hakkını eksilten, gücünün üstünde yük yükleyen, rızası olmadan bir şeyini alan kimselerin kıyamet gününde davacısı ben olacağım. Peygamberimiz olacak. Üç kişinin duasını Allah azze ve celle geri çevirmez. Bir, adaletle hükmeden ve yöneten başkan, orucunu açıncaya kadar oruçlu ve zulme, haksızlığa uğramış kişi, Hazreti Ebubekir hilafet makamına geçince şu konuşmayı yaptı. Doğruluk emanettir. Doğru söyleyene güvenilir. Yalancılık hianettir. Allah'ın izniyle zayıf kişi hakkını kendisine verinceye kadar katında güçlüdür. Allah'ın izniyle hakkı kendisinden alıncaya kadar güçlü kişi benim katımda zayıftır.